İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Erzincan şehrinde deprem. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohran Mınatsakanyan resmi bir ziyaret için Etiyopya'ya gitti. Gümrü Belediyesi şehir merkezinin UNESCO tarafından korunmaya alınmasını talep etti. Suriye'de durum. Los Angeles'ta Nisan ayı Ermeni tarihi ayı ilan edilecek. Arjantin'deki bir kolejde Ermeni kültürü öğretilecek. Fransa'da Ermeni şansonyeye adanmış bir sergi açılacak. Aznavur'un bilinmeyen tarafı. Batı Ermenistan'ın Erzincan şehrinin Otlukbeli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken ilçede deprem kısa süreli paniğe neden oldu. 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin yerin 7 kilometre altında oluştuğu öğrenildi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatsakanyan 2-4 Nisan tarihleri arasında Etiyopya'ya resmi ziyarette bulunuyor. Dışişleri Bakanı ziyareti sırasında Etiyopya Devlet Başkanı Sahle Work Zewde, Dışişleri Bakanı Marcus Tekli Rice ve diğer bazı yetkililerle bir araya gelecek. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Afrika Birliği ve Afrika sorunuyla ilgili Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ekonomik komisyonuyla toplantılar gerçekleştirmesi bekleniyor. Zohrab Mınatsakanyan, Etiyopya'daki Ermeni toplumunun temsilcileriyle buluşması da öngörülmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gümrü şehrinin belediyesi, şehir merkezinin koruma altına alınması için uluslararası bir kuruluş olan UNESCO Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Gümrü Belediyesi Başkanı Samvel Balasanyan, bu son günlerde gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında şu ana kadar konuyla ilgili henüz bir cevap alamadıklarını bildirdi. Söz konusu olan, genelde Gümrü'nün Gumayri adlı koruma altındaki park müze alanında bulunan harabe ve acil restore edilmesine gerek duyulan binalardır. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, 13 Kasım 2018'de Paris'teki UNESCO merkezinde örgüt genel müdürü Audrey Azoulay ile aynı konu hakkında görüşmede bulunmuştu. Cumhurbaşkanının görüşme amacı Gümrü şehrinin eski ve zengin kültürel mirasının ve değerli tarihi mimari yapılarının bu önemli uluslararası kuruluşun dikkatine sunulmasıydı. Belediye başkanı hala bekliyoruz. Süreç çok uzun. Son onayın alınmasının 5 yıl kadar sürebileceği söyleniyor. Bu öneri eğer olumlu karşılanırsa kentin tarihi merkezi için alınmış olunan en iyi çözümlerden biri olacak dedi. Kürt Demokratik Güçleri tarafından kontrol edilen Al-Hol kampında bir günde 10 çocuk hayatını kaybetti. Kamptaki insani durumun gün be gün kötüye gittiğini hatırlatalım. İlaçlar ve yiyecek sıkıntısına rağmen Kürt Demokratik Güçleri uluslararası insani yardım misyonlarının kampa girmesini sınırlamaya devam ediyor. Suriye'deki İnsan Hakları Merkezi'ne göre herhangi bir şekilde kampa ulaşan insani yardım, Kürt aşırı yanlıları tarafından yağmalanıp satışa çıkarılıyor. Los Angeles bölgesinin bölgesel konsey üyeleri Janice Haney ve Catherine Berger'ın yönergesiyle Nisan ayı Ermeni tarihi ayı ilan edilecek. News AM'in bildirdiği ve kaynağın belirttiğine göre bu ay Los Angeles bölgesinde Ermeni halkının zengin kültürü övülecek, Amerika'da yaşayan Ermenilerin kazandıkları başarılardan bahsedilecek, Ermeni tarihinin kara sayfaları hatırlatılacak, Ermenilere karşı gerçekleşen soykırım hakkında bilgi verilecek. Los Angeles bölgesinin 2017'den itibaren Nisan ayını Ermeni tarihi ayı olarak ilan etmesinin bu üçüncüsü olduğunu hatırlatalım. Arjantin'de yaşayan müzisyen Gagi Gasparyan'ın girişimiyle Arjantin'deki Cordoba şehrinin Ermeni öğrencisi bulunmayan müzik eğitimi kolejinde müzik, ulusal müzik aletleri, Ermeni müziği tarihi gibi Ermeni kültürü bir ders olarak resmen kabul edildi. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Diyaspora Departmanlığı'nın yayın organı olan Ermeniler Bugün'e yaptığı açıklamada Gagi Gasparyan, "Fikrimi hayata geçirmek için her türlü çabayı gösterdim. Bunu Ermeni halkının bir başarısı addediyorum. Bu önemli zaferi Gomidas Vartabet'in 150. doğum yıl dönümüne adıyorum. Ne de olsa Ermeni kültürünü, Ermeni halkını ve Ermenistan'a yabancılara tanıtmak bu büyük Ermeni'nin hayaliydi. Bugün onun rüyasını gerçekleştirme yolundayız," dedi.
kolejin resmi belgesinin kendisine teslim edildiğini söyleyen Gasparyan, 1 Nisan'da öğrencilerine ilk dersi vermiş ve öğrenciler bunu büyük bir heyecanla dinlemişlerdir. Arjantin'de yaşayan müzisyene göre yabancı öğrenciler bunu öğrendikten sonra Ermeni kültürünü dünyaya yayanlar olacak. Efsanevi Fransalı Ermeni şansonier Charles Aznavour'un hayatı ve çalışmalarına adanmış ilk sergi Marsilya şehrinin Buzine Kalesi'nde açılacak. Aznavour'un Bilinmeyen Yönleri başlıklı sergide efsanevi şansonier'in gençlik yıllarının fotoğrafları, arşivi ve kişisel eşyaları yer alacak. Aznavour fotoğraflardan birinde patenleriyle poz veriyor. Müzisyenin oğlu Misha Aznavour'a göre savaş sırasındaki sükunetim zamanlarında Aznavour'un kentte rahat ve gizli dolaşması ve birçok mülteciye yardım etmesi o patenler sayesinde mümkün oldu. Serginin kuratörü Valeri Fedel'in anlattığına göre bir zamanlar Aznavour, Buzine Kalesi'nde Jean-Paul Belmondo'ya adanmış sergiyi ziyaret eder ve neden ayrı bir sergide benim için adamıyorlar diye şaka takılır. Fedel ayrıca serginin hazırlık çalışmalarına daha şansonier hayattayken başladıklarını ve Aznavour'un bu fikre bizzat onay verdiğini belirtti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gagik Sarkisyan tarafından seslendirilen Hover'in Yegan adlı eseri sunuyoruz. Hey.